arkadaşlar. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve Albayrak. Bugün sizlerle benim de dikkatimi fazlasıyla çeken ve daha önce kanalımda hiç yer vermediğim bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Sizinle bu videoda 7 farklı psikolojik sendromu paylaşmak istiyorum. Ben okurken, siz de dinlerken şunu farkına varacaksınız ki aslında günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız, hatta bizde bile belirtilerini gördüğümüz birçok şey aslında sadece hani huy ya da bir davranış değil. Aslında psikolojik bir sendrom. Aslında bu da onun huyu, bu da onun davranışı diye geçiştirdiğimiz ve görmezden geldiğimiz birçok davranış bozukluğu aslında derinlerde psikolojik bir sendrom yatırıyor. Ve kısaca bu sendromlardan bahsedeceğim. Kısaca açıklayabildiğim kadar sebeplerini anlatmaya çalışacağım. Eğer bu sendrom arasından bunun belirtileri bende de var dediğiniz bir sendrom varsa yorumlarda lütfen bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. O zaman şimdi ilk sendromumuzla başlıyoruz. İlk sendromumuzun adı anti-ego muhalifliği sendromu. Bu genelde yaratıcı işlerle uğraşan, sanatla uğraşan insanlarla görülen bir sendrom. Şöyle ki daha önce başka bir yerde denk geldiği bir şeyi daha sonrasında kendi eserinde kullanıyor. Ama bunu tamamıyla kendisine özgün bir fikir olduğuna inanıyor. Yani şöyle örnek vereyim. Diyelim ki ben bir kitap yazıyorum. Ama daha önce Özdemir Asaf'ın bir şiirini okudum ve bunu kendi kitabımda kullandım diyelim. Yani apaçık benzerliklerle birlikte kendi kitabımda kullanıyorum. Ama beynim o şiiri çoktan unuttuğu için ben onu aslında kendimin yazdığına inanıyorum. Hani aslında başka bir yazardan ilham alarak yazdığım bu şeyin tamamen benim kendi özgün fikrim olduğuna inanıyorum. Çünkü daha önce buna nerede rastladığımı hatırlamıyorum. Bununla başlamamın sebebi şu. Çünkü gerçekten bazen bu benim de başıma gelen bir şey. Ve bunu gerçekten üzerine düşündüğüm zamanları anlayabiliyorum. Herhangi bir şey yazarken, bir kitap üzerine bir çalışma sürdürüyorsam falan, o dönem içinde elimden geldiğince kitap okumamaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten herhangi bir cümle insanın kulağına yapışıyor. Ve sonrasında siz onu okuduğunuzu da unuttuktan sonra bir bakıyorsunuz aslında ona çok benzer bir şey yazmışsınız. O yüzden ne kadar doğru bilmiyorum ama ben kendim kitap yazarken veya yazmaya çalışırken hiç kitap okumuyorum neredeyse. İkinci sendromumuzun adı aşırı empati sendromu. Bu da ne yazık ki çevremizde çok sık karşılaştığımız bir sendrom. Halk dilindeki adıyla aslında el alem ne der sendromu diyebiliriz. Özellikle Türkiye gibi bir toplumda, bizim toplumumuzda bu sendromdan muzdarip neredeyse ülke nüfusunun %80'i %90'ıdır diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten bizim toplumumuzda aslında bireysellik o kadar arka planda ki bir süre sonra gerçekten sadece çevremizdekilerin duygu ve düşüncelerine göre yaşarken buluyoruz kendimizi. Aşırı empati sendromunun temelinde yatan şey de bu. Sendromdan muzdarip birey hareket ve davranışlarını toplumun bir parçası olmak için uygulamaya başlıyor. Açıkçası bu belirtiyi bence hepimiz hayatımızda bazı noktalarda göstermişizdir diye düşünüyorum. Eğer siz de bu sendromun belirtilerini taşıdığınızı düşünüyorsanız yine yorumlardan bizimle paylaşabilirsiniz. Üçüncüsü pazartesi sendromu. Özellikle hafta sonları yani böyle miskin veya aşırı rahat geçirdiğimiz bir hafta sonu sonrası tekrardan iş hayatına, okul hayatına dönmek gerçekten çok zorlayıcı geliyor. Şöyle ki eğer işinizi seviyorsanız, okulunuzu seviyorsanız aslında bu sendromdan muzdarip olmamanız gerekiyor. Ama yine de pazartesilere karşı yani haftaya başlamak için itici bir güce ihtiyaç duyuyorsanız demek ki iş veya okul hayatınızda yolunda gitmeyen bir şeyler var. Bunu görmezden gelmeyin. Tipik bir pazartesi sendromu deyip küçümsemeyin. Çünkü hayatınızda gerçekten etkili olacak bir şey. Eğitim hayatınızı, okul hayatınızı ve iş hayatınızı gözden geçirmeniz gerekiyor olabilir. Hayatınızın devamında mutlu olabilmek için. Dördüncüsü Peter Pan sendromu. Bu sendrom da yine çok dikkatimi çekti. Çünkü gerçekten farkında olmadan çok sıkça karşılaştığımız bir sendrom. Bu sendromun temelini ele alabilmek için aslında bu sendromdan muzdarip bireyin çocukluğuna inmemiz gerekiyor. Eğer bu sendromdan muzdarip birey çocukken otorite eksikliği olan bir ailede büyüdüyse, gereksiz bir özgürlükle, yersiz bir özgürlükle büyüdüyse, anne baba otoritesinin altında büyümediyse o zaman
bu insanlar ileride büyüdükleri zaman, hayatın gerçekleriyle karşılaştıkları zaman, gerçek hayata atıldıkları zaman bu sorumlulukları ve bu yükü taşıyamıyor. Ve tekrardan çocuk olduğu zamanlara geri dönme eğiliminde bulunuyor. Yani tekrardan çocuk gibi davranmak ve kimse tarafından da ona bir sorumluluk yüklenmemesini istiyor haliyle. O yüzden bazen çevremize baktığımızda böyle 40-50 yaşındaki insanların hala çocuk gibi davrandığını görüyoruz. Yani orta yaşın üstündeki insanların. Ve onlara hani gülümseyerek bakıp diyoruz ki aa ne güzel işte içindeki çocuğu hiç kaybetmemiş. Ama aslında dediğim gibi bu bir psikolojik sendrom. Yani aslında düşündüğümüz kadar hafife alınmaması gereken bir şey. Evet, çocuk kalmak güzel bir şey, içinizdeki çocuğu öldürmemek güzel bir şey. Ama bunu şu anki sorunlarınızdan ve sorumluluklarınızdan kaçmak için kullanıyorsanız, bir koruma kalkanı olarak kullanıyorsanız ne yazık ki psikolojik bir destek almak zorundasınız. Her ne kadar o içinizdeki çocuğa sığınsanız ve onu bir kalkan olarak kullansanız da ne sorumluluklarınız ne sorunlarınız aşılmıyor. Sadece kaçmış oluyorsunuz. O yüzden çevrenizde bu tarz insanlara rastladığınız zaman gülüp geçmek yerine onlara gerekli desteği vermeniz gerekiyor. Bu sendromun adını açıkçası bilmiyorum. Manchester sendromu. Yorumlarda beni düzeltebilirsiniz. Düzeltmenizde hiçbir sıkıntı yok. Bu sendromun da belirtilerini yine çevremizde sıkça görüyoruz diyebilirim. Bu sendrom ilk olarak 1951 yılında çıkmış ortaya. O da şu: çevrenizdeki insanlar durmadan hastalıkla ilgili yalan söylüyorsa demek ki bu sendromdan muzdarip. En basit örneğiyle şunu söyleyebiliriz. Sırf Instagram'da serumlu kol fotoğrafı paylaşmak için hastaneye gidip doktorları yalanlarla kandırmaya çalışan insanlar var. İşte midem bulanıyor, halsizim, başım dönüyor gibi. Ve kendisine serum taktırdıktan sonra fotoğrafı paylaşıyor ve hiçbir şeyi kalmıyor birdenbire. İlk baktığınızda bu sadece bir ilgi açlığı ya da dikkat çekme isteği olarak görülebilir. Diyorum ya, aslında çoğu sendromun belirtilerine çevremizde rastlıyoruz. Ama dikkate almıyoruz ya da hafife alıyoruz. Bu sendromun biraz daha ileri seviyesi, insanın artık dikkat çekmek için, ilgi çekmek için daha farklı yalanlar uydurmaya başlaması. Örneğin kemoterapiden geliyorum, işte ben aslında kanser hastasıyım ya da işte vücudundaki herhangi bir yarayı gösterip hiç ilgisi olmadığı halde ben aslında kalp ameliyatı geçirmiştim gibi yalanlar söylemeye başlayabiliyorlar. Haliyle bu da bir süre sonra kişilik bozukluğunu tetiklemeye başlıyor. Durmadan yalan söylediğiniz takdirde bir süre sonra bu yalanlara kendiniz de inanmaya başlayabiliyorsunuz. Bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Yanılmıyorsam Amerika'da bir anne kızının yıllarca hasta olduğu yalanını herkese söylüyor. Hatta bu anne kendisine o kadar vefakar, o kadar fedakar bir anne olarak gösteriyor ki bütün hayatını kızına göre dizayn ediyor. Ondan sonrasında işte devlet büyükleri, ülkedeki gönüllüler, yardımseverler falan bu aileye önce bir ev veriyorlar, sonra ekonomik destek sağlıyorlar. Hatta bu anne ve kızı Disney'e bile gidiyorlar. Sonrasında kız internetten biriyle tanışıyor ve annesini öldürüyor ve olaylar da aslında bu şekilde ortaya çıkıyor. Kız hasta değilmiş, yıllarca kendisi bile annesi tarafından hasta olduğuna inandırılmış ve kız hasta olmadığını fark ettiğinde, aslında yatalak olmadığını, normal bir birey olduğunu fark ettiğinde de hemen annesinden kurtulmanın planlarını yapıyor ve ifadesinde de diyor ki evet, benim annem çok iyi bir anneydi ama keşke gerçekten onun engelli bir çocuğu olsaydı. Eğer gerçekten engelli bir çocuğu olsaydı o çocuğun sahip olabileceği en iyi anne olurdu diyor. Dediğim gibi aslında çok ciddi bir sorun. Yani küçük küçük belirtilerle başlayıp sonrasında büyük sorunlara yol açabilecek bir durum. Bir sonraki sendromumuzun adı Porto-Ricoli sendromu. Bu sendrom da genelde şizofreni sarnılarının tetiklediği bir sendrom. İnsanın karşısındaki kişiye hiçbir sebep yokken vurması, saldırması, şiddet göstermesi eğilimi. Bence bu da çevremizde sık sık karşılaştığımız bir şey. Özellikle kadın cinayetlerinin, kadına şiddetin, hayvana şiddetin, çocuklara şiddetin bu kadar arttığı bu dönemde de yine psikologlar tarafından birazcık suçlunun bilinçaltının incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani direkt suçluyu alıp cezaevine atmaktansa gerçekten onu
bunu yapmaya iten şeyin, bu itici gücün farkına varmamız gerekiyor. Yoksa ne yazık ki bu şiddetin önüne geçememeye devam edeceğiz. Sendromumuzun adı Don Juanism sendromu. Bu sendromdan muzdarip insanlar genelde karşılarına çıkan kişilerle durmadan cinsel ilişkiye girme isteğinde bulunuyorlar ve bu eğilimi sergiliyorlar. Ne kadar ilişki sonrası kendilerini pişman hissetseler de ve bunu yapmamaları gerektiğini fark etseler de yine de kendilerine engel olamıyorlar. Cinsel ilişkiye girdikleri insanların genelde bir eşya yerine koyuyorlar veya da onlara bir obje gibi davranıyorlar. Dediğim gibi bu durumdan zaman zaman kendileri de rahatsız oluyor ama yine de eş değiştirme isteklerinin önüne geçemiyorlar. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle çevremizde sık sık karşılaştığımız, hatta belki kendimizde bile karşılaştığımız, bizim bile belirtilerini taşıdığımız 7 psikolojik sendromu paylaştım. Eğer siz de ben bu sendromun belirtilerini taşıyorum diyorsanız veya en basitinden çevrenizde bu sendroma şahit oluyorsanız o zaman lütfen kendi deneyim ve gözlemlerinizi yorumlarla bizlerle de paylaşın. Benim verdiğim bilgiler arasında açıkta kalan bir nokta varsa belki sizin yorumunuz sayesinde biz de fikir sahibi olabiliriz. Şimdiden videomu buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.